Canım öğrencilerim hepinize selamlar. Bugün sizlerle birlikte Small, Medium, Large, X-Large ve XX-Large serisinin o 5'li düzey düzey ayırdığımız serinin türev ayağındayız arkadaşlarım. Hemen sorularımızı çözmeye başlayacağız. Senin vaktini çalmayacağım güzel arkadaşım. Ve lütfen sen de abone olup videoyu beğenmeyi unutma. Evet ilk sorumuz türevin bir small sorusu arkadaşlarım. Hemen bu tatlı soruya birlikte bakalım. fx fonksiyonu vermiş bize burada da bir limit soruluyor. Bu limit ne anlama geliyor hocam? Bak şimdi güzel kardeşim iyi dinle beni. F h artı birden f biri çıkarıp h'a bölmüş ve h nereye gidiyor? Sıfıra gidiyor. Bu şuradaki ifadenin f altındaki türevidir. Tamam mı? Yani f türev 1 soruluyor bize. f türev 1'in sonucu kaçtır diye soruluyor. Hemen biz ne yapacağız? f'in türevini alacağız f fonksiyonunun. Şimdi bunun türevi 3'ü başa attık. 4 ile çarptık 12 çarpı x kare yaptı Eksi 2'yi başa attım üstünü bir azalttım Böylelikle 4x gelmiş oldu Artı 3 var birin türevi zaten 0. Burada da f türev 1 sorulduğuna göre f türev 1 eşittir. 12 kere 1 12. Eksi 4 kere 1 4. Ve artı 3'ümüz var. 12'den 4 çıktı 8. 3 daha eklersem sonucun 11 olması gerektiğini söyleyebiliriz. Doğru cevap D değişik olacaktı. Şimdi small sorumuzu çözdüğümüze göre artık geçebiliriz. Medium'a. M bir gerçel sayıymış arkadaşlarım. Tamam mı? Ve diyor ki aşağıda bir f fonksiyonu için verilen 3 tane ifade var. Hangileri doğrudur diye soruluyor. Bak şimdi canım arkadaşım beni çok iyi dinle. Can kulağıyla dinle tamam mı? Hocam bizim burada şu öncülleri cevaplayabilmek için benim sana öğrettiğim şu kuralı sadece bilmen yeterli olacaktır. L, S ve T. Bunun short videosunu da yapmıştım. Belki karşına çıkmıştır. Şimdi... İlk önce de diyor ki x eşittir m apsisi noktada sürekli ise limiti vardır. Bak bu lst ne işe yarıyor? Sağdan sola doğru gelirken olumlu cümleler kuruyorsun. Tamam şu tarafa doğru gelirken olumlu cümleler kuruyorsun. Diğer tarafa doğru giderken de olumsuz cümleler kurarak ilerliyorsun. Bu ne demek oluyor? Bir fonksiyonun bir noktada türevi varsa kesinlikle o noktada süreklidir. Ve bir fonksiyon bir noktada sürekliyse o noktada kesinlikle limiti de vardır demek. Soldan sağa doğru gidelim şimdi. Bir fonksiyonun bir noktada limiti yoksa o noktada zaten sürekli olmasına imkan yok. Bir fonksiyon sürekli değilse bir noktada o noktada kesinlikle türevi de yoktur anlamına geliyor. Ee, bunun haricindeki bütün cümlelerin tamam mı? Bak burada kurduğumuz cümlelerin haricindeki bütün cümleler kesinlikle doğru falan değildir. Tamam mı? Ha, doğru olabilme ihtimali de yok. Tamam. Şimdi o zaman düşünelim. X eşittir m eksiksiz noktada sürekli ise Limiti vardır. Bak ne demiştik? Sürekli ise limiti vardır. O halde bu doğru. x eşittir m apsisi noktada türevi yokken limiti olabilir. Şimdi türevsizse limiti olabilir diyor. E şimdi şöyle düşünelim. Bir fonksiyon sivri uçlu bir nokta var. Tamam mı? Şimdi bu sivri uçlu noktada türev yok biliyorsun. Sürekli ve aynı zamanda limiti de vardır. Sürekli ise zaten limiti vardır. Bak şöyle bir cümle kurmamıştık biz. Türevsizse limitsizdir diye bir cümle kurmadık. Sadece buradakiler kesinlikle doğru. Tamam diğerleri doğru olabilir, yanlış olabilir ama bunlar kesinlikle doğrular. O halde x eşittir m absisi noktada türevi yokken limitli olabilir. Doğru. x eşittir m absisi noktada türevli ise bu noktada süreklidir. Türevli ise süreklidir demiştik zaten. Üçü de doğru yani cevabımız e eşit olacakmış sevgili arkadaşlarım. Evet şimdi devam edelim bakalım large sorumuzla. x kare Artı falan filan demiş. Bu denklemin köklerini de bize x1 ve x2'dir diye belirtmiş. Sanki böyle soruyu okuyunca e, türev sorusundan ziyade bir denklem sorusuymuş gibi de geliyor değil mi? Şimdi hocam bize diyor ki x1 ile x2'nin toplamına x1 çarpı x2'yi eklediğin takdirde bu ifadenin en büyük değeri kaçtır diye soruluyor. Şimdi şu x1 artı x2 aslına bakarsam bizim ikinci dereceden denklemlerdeki kökler toplamını andırıyor değil mi? Burası da kökler çarpımını andırıyor. Kökler toplamı dediğimiz şey eksi b bölü a ile bulunurken kökler çarpımı da c bölü a ile bulunuyordu. Eksi b bölü a'mız burada şunun eksilisini alıyorum hemen. Eksi a kare eksi 5 yaptı. A'sı zaten burada 1 olduğu için onu yazmıyorum. Artı c bölü a'sı da eksi 6 a'nın 1'e oranından eksi 6 a'dır diyebiliriz. O halde aslında burası eksi a kare eksi 6 a eksi 5'miş arkadaşlar. Bunun en büyük değeri soruluyor. Bunun en büyük değerini bulabilmek için bunun türevini alırım. Eksi 2 a eksi 6 0'a eşitlerim. Böylelikle a eşittir eksi 3 olmuş olur. a eşittir eksi 3 için bu ifade en büyük değerini alacak derim. Türevini 0'a eşitledim. Türevini 0'a eşitleyen değer bunu en büyük veya en küçük yapar fonksiyonları. Burada en büyük demiş. Neden en büyük demiş onu da ben sana hemen söyleyeyim. Bu aslına bakarsan ikinci dereceden bir fonksiyondur. İkinci dereceden fonksiyonun da baş katsayısı negatifse kolları aşağı doğru olan bir parabol verir. Ben bu parabolün en küçük değerini bulamam. Çünkü eksi sonsuza kadar azalıyorken maksimum değerini yani en büyük değerini bulurum. İşte bu yüzden en büyük değeri soruluyor bana. Eksi 3'ü yerine yazalım bakalım. Eksi parantezinde eksi 3'ün karesi 9 yapar. Eksi 5'imiz var. Eksi 6 kere eksi 3 de artı 18'i verir bize. 18'den 9'u çıkardım. 9, 5 daha çıkarırsam 4 gelir. Yani cevabımız Bursa seçeneği olacakmış gençler. Large sorumuzu da çözdük. Böylelikle SML'yi tamamladık arkadaşlar. Tamam. Şimdi devam edelim. X large sorumuzda bakalım. Bu X large soru bizi yoracak mı? Seni yoracak mı? Bir düşünelim. Hocam. X large sorumuz diyor ki bize. Px polinomunu ben sana verdim. Şöyle ilk bakışta da 3. dereceden bir polinom görüyoruz gibi sanki karşımızda. Bir tane ekstremumu varmış bu polinomun. Ekstremum nokta ne demekti? Ekstremum nokta türevini sıfırlayan değerler olabilirdi. Hatta ve hatta bunu daha özel bir cümle haline getirecek olursak türevinin tek katlı kökleriydi. Şimdi buna göre P 1 kaçtır diye soruluyor. Şimdi ben bunun türevini aldığım takdirde P'nin türevinde x dedim bakın. Eşittir. 4x küpün türevi 12x kare yaptı. Eksi mx küpün türevi eksi 3mx kare yaptı. Ve daha sonrasında mx karenin türevi eksi artı 2mx'tir. Ve 2mx'in türevi de 2m'dir. Eksi m'nin türevi 0. Çünkü x yok içerisinde sabit terim orası. Şimdi bu ifade yani p'nin türevi ikinci dereceden geldi değil mi? İkinci dereceden denklemlerin ikinci dereceden denklemlerin ya da ikinci dereceden fonksiyonların sevgili arkadaşlarım şekilleri bir paraboldü ve bu paraboller de x eksenini ya iki noktada keserdi ya tek noktada teğet olurlardı ya da hiçbir noktada kesmezlerdi. Şimdi biz ne demiştik? Ekstremumlar türevinin yani şunun ikinci dereceden olan fonksiyonun tek katlı kökleriydi. Zaten şu an bu ikinci dereceden ve ben bunu kabul edersem eğer ortadakini kabul edersem burada bir çift katlı kök vardır ve ekstramum vermeyecektir bize. O halde burası gitti. E buraya bakıyoruz iki tane tek katlı kökü var. İki tane tek katlı kök bizim işimize yaramaz çünkü bir tane ekstremum vardı. E bu da gitti hocam. E şimdi sağ taraftakine bakıyoruz. Bunun da hiç kökü yok ama bir tane olması gerekiyordu. E o zaman bu da gitti hocam. E şimdi ne yapacağız? Soru mu yanlış diyeceğiz? İşte arkadaşlarım burada devreye şu giriyor. Soru yanlış falan değil. Burada bizim aslına bakarsan çok güzel bir çeldiriciye düştük soruyu çözerken. Bu çeldiricimiz şuydu ki ben de seni yanlış bir yola zaten bilerek sevk ettim. Ki bakalım fark edecek misin diye. Hocam olay şu aslında. Px polinomu dedim. Karşımızda sanki 3. dereceden bir polinom duruyormuş gibi dedim. Orada 3. dereceden ifadesini geçirir geçirmez sen orada zaten ikna oldun. Burada bizim yapmamız gereken hareket şu. Demek ki bunun türevi ikinci dereceden gelmemesi gerekiyormuş. Bir tane ekstremumu varsa gelmemesi gerekiyormuş. Türevinin ikinci dereceden gelmemesi için bu polinomun kendisinin üçüncü dereceden olmaması lazım. Bak burada da x küp var burada da x küp var x küp parantezini alırsam 4 eksi m yapar burası demek ki bu x küplü ifade yok olacakmış burada. Yani 4 eksi m sıfıra eşit olursa x küp kalmaz elimizde ve böylelikle px de 3. dereceden olmak zorunda kalmaz. O halde sevgili arkadaşlarım m kaçmış kesinlikle 4. Pekala p türev x ne olur o halde şununla şu gider arkadaşlar. Ve bunlar gittikten sonra burası 8x artı 8 gelecektir. 8x artı 8 oldu bakın. Hatta ve hatta bizden direkt p eksi 1 istendiği için benim burada yazmama da gerek yok. Ben m'leri şurada yerine yazdığım takdirde 4x kare artı 8x eksi 4 gelir benim px polinomum. Bizden de p eksi 1 istenmişti o zaman yerine yazalım derim. Eksi 1 yerine yazarsam 4 eksi 8 eksi 4 gelecek. Bu da sevgili arkadaşlarım eksi 8'in ta kendisini verecek bana cevabım da aşık olacak derim. Tamam bak güzel soruydu x large soru hani şöyle eğer şu m'nin 4 olacağını zaten akıl ettiysen bu soru x bir soru değil. Burada bu soruyu x large yapan şey de zaten m'nin 4 olduğunu fark edip edememen olacaktır. Yani bunu belirleyen bu. Eğer sen m'nin kolay bir şekilde 4 olduğunu bulabiliyorsan bu soru senin için small'dan small da değil xx small. Çünkü sadece ama sadece m'yi yerine yazıp eksi 1'i yerine yazın sonraki aşamada dikkat ettiysen. Burada sorunun zorluğunu arttıran şey, tetikleyen şey m'yi elde etmen. m'nin 4 olabileceğini akıl etmen bu soruyu x seviyesine çıkartmış oluyor. Ve x x diyeceğiz şimdi bakalım seninle birlikte nasıl diyeceğiz bunu f(x) fonksiyonu vermiş bak 3. dereceden. Bu sefer seni yanıltmıyorum. Gerçekten 3. dereceden bir polinom çünkü gidebilecek bir yanı yok burada x küpün. Fonksiyonunun grafiğini grafiği x eksenini 3 farklı noktada kesiyormuş. Tamam mı? Şimdi bak 3 tane farklı noktada kesecek diyor. Bu fonksiyonun grafiği şimdi grafik çizmek e, grafik çizmeyi bilmeli miyiz evet burada biraz hani şu türevin sonunda anlatılan polinom fonksiyonların grafiklerinin çizimi diye bir konu var ya burada onu aslına bakarsam biraz bilmemiz gerekiyor biraz değil iyi bilmemiz gerekiyor buna göre m'nin alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır diye soruluyor. Şimdi gençler beni iyi dinliyorsunuz şu benim x eksenim olsun şu da benim y eksenim olsun biz grafiğimizi bunun üzerine çizelim tamam mı? Ve bu da şurada bir yerde dursun şimdilik. Şuraya birkaç tane işlem karalayalım bakalım. Şimdi öncelikle ben bunun türevini bir alayım. Bu arada türevini alayım derken bu fonksiyonun türev sorusu olup olmadığını nasıl karar vereceksin? Çünkü buraya bakıyorsun hiç türev namına hiçbir işaret yok. Arkadaşlarım eğer ki tek düze sade bir fonksiyon verip bu fonksiyonun içerisinde çarpanlarını ayırıp da bulamama gibi bir imkanın varsa ki bunu buradan nereden anlıyorsun? M'den anlıyorsun. Çünkü zaten x değişkenin varken çarpanlarını ayırıp kökleri falan bulman gerekirken böyle bir şey müsaade etmiyor. Çünkü M'yi vermiş sana burada. Ve burada da x eksenini 3 farklı noktada keser deyip sana direkt soruyu yapıştırıyorsa kusura bakma bu bir fonksiyon sorusu değil. Tamam Üstüne üstlük şöyle de bir taktik verebilirim hatta. Fonksiyon, e, türev soruları genel itibariyle ÖSYM tarafından 20 ile 30 numaralı sorular arasında sorulmaktadır. Eğer 23, 24, 25 numaralı soruların içerisinde böyle bir soru gördüysen zaten fonksiyon sorusu olmadığını da anlaman gerekiyor. Evet main'in alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır diye sorulmuştu. Ben şimdi bu fonksiyonun bir türevini alacağım. Bu fonksiyonun türevi arkadaşlarım 3x kare artı 6x eksi 24'tür çarpanlarına kolay ayırabilmek adına 3 parantezini alıyorum ben bunu x kare artı 2x eksi 8 yapmış oldu şimdi çarpanlarına ayıralım biz bunu x'e x diye ayırdım burayı da artı 4'e eksi 2 diye ayırdım köklerimiz artı 2 ve eksi 4'müş çarpımları eksi 8 toplamları 2 yapıyor çünkü şimdi bu türevin kökleri türevin köklerini biliyorsunuz bize ekstremumları verir bunlar tek katlı kökler köklerimiz eksi 4 ve artı 2 idi biliyorsun ve ben burada bir kök tablosu oluşturacak olursam aslında bakarsan türev tablosu da deniliyor buna. Artı ile başladım eksi ve artı. Daha sonrasında demek ki diyorum ki fonksiyon burada artanmış. Artı olan yerlerde artandır. Eksi olan yerde de azalandır. Demek ki burada artarken azalmış bir max var. Burada da azalırken artmaya başlamış. Burada da bir min var arkadaşlar. Şimdi eksi 4 apsis noktayı işaretledim iki absis noktayı işaretledim. Fonksiyonumuzun, fonksiyonumuzun burada bir maksimumu, burada bir minimumu olacak diyoruz. Ve artık gel, gel senle birlikte şunu yapalım, bunu biraz daha uzatalım ve şöyle bir görsel oluşturayım ben sana. Bizim fonksiyonumuz artmış, 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 eksi 4'e kadar, eksi 4'ten itibaren azalmaya başlamış. Ta ki 2'ye gelene kadar, 2'den sonra da tekrar artmaya yoluna devam etmiş, artmaya devam etmiş diyelim. Şimdi burada ben eksi dört absisli noktanın nerede maksimum yaptığını bulacağım tamam mı? Yani nereye tekabül edecek bu? Onu bulmam gerekiyor. Ama şöyle de bir durum var. M'yi bilmiyoruz. Hmm. Şimdi o zaman gel seninle birlikte şuna karar verelim bir güzel. Bak güzel kardeşim. Şimdi ben eğer bu yeşil grafiği tutarsam. Yeşil grafiğe ilk önce bir inceleyelim. Bak bir tane noktada kesmiş x eksenini. ikinci noktada kesmiş x eksenini. Üçüncü noktada kesmiş x eksenini. Şimdi ben şu maksimum olan noktayı bu ekstremum noktasını eğer ki şu şekilde x eksenine değdirirsem yani orayı teğet yaparsam şimdi düşün bakalım. Bizim bu grafiğimiz x eksenini kaç noktada kesiyor? Bak bir tane burada kesiyor. İkincisi de burada kesmiyor bile değiyor. Tamam teğet oluyor. E şimdi o zaman istenilen durum gerçekleşmedi. Demek ki ben eksi 4'ü yerine yazdığım takdirde sıfırdan büyük bir sonuç almam gerekiyor. Çünkü sıfırdan büyük bir sonuç elde ettiğim takdirde 1, 2, 3 tane noktada keser diyeceğim. O halde eksi 4'ü ben fonksiyonda yerine yazacağım arkadaşlar. Eksi 4'ün küpü eksi 64 yaptı. Eksi 4'ün karesi 16'dır. 3 ile çarparsam artı 48 gelir. Eksi 4 kere eksi 24 artı 96'yı verir bana artı m'miz var ve bunun sıfırdan büyük olması şart demiştim. Eksi 64 48 daha eksi 16 yapar. Eksi 16 96 daha 80 yapar demek ki m eksi 80'den daha büyük olmak zorundaymış. Ben bunu elde ettim şu an. Peki şimdi aynı yorumu bu sefer minimum için yapacağım. Bak fonksiyonun minimum noktası işte şurasıydı. Görünüyordur umarım. Fonksiyonun minimum noktası burasıydı güzel kardeşim. Şimdi ben bunu tutup x ekseninin üzerine çıkarırsam veya x eksenini değdirirsem fonksiyon x eksenini 1, 2 noktada keser. Ama negatif yaparsam yaptığım anda 1, 2, 3 noktada keser. Pozitif yaptığım anda zaten bir tane keser. O halde demek ki benim 2 apsis noktayı fonksiyonda yerine yazdığım takdirde negatif bir tarafta olması gerekiyor bu sonucun. O halde 2'yi yerine yazacağım ve sonucun negatif olmasını isteyeceğim. 2'nin küpü 8 yapar. 2'nin karesi 4'tür 3 ile çarparsam artı 12 gelir. Eksi 24 kere 2 48'dir. Ve artı m diyorum küçüktür 0. 8 artı 12 biliyorsun 20 yapar. 20'den 48'i çıkardım. Eksi 28 karşıya atarsam m küçüktür 28 gelecektir. Ve işte artık karşımızda m'nin değer aralığı. Eksi 80'den daha büyük bir m var ve 28'den de daha küçük bir m var elimizde. Burada m'nin alabileceği ilk değer eksi 79 iken son değer ise 27'dir. Eksi 79 ve 27 dahil bunların aralarında kaç tane sayı varsa cevap odur. 27'den ben eksi 79'u çıkaracağım. Yani 27 ile 79'u toplayıp üstüne 1 ekleyeceğim bulduğum cevabın. 80 olsaydı 107 olurdu demek ki olmayacak. 106 artı 1 de bize neyi verir? 107'nin ta kendisini verir. Doğru cevabımız da C şıkkı olur diyebiliriz. Evet sevgili arkadaşlarım türevden de bugün sizlerle birlikte toplam 5 tane soru çözdük. Ve bu 5 tane soru da small'dan xx'lerce kadar yükseldi. Yani düzey düzey. En e, temelden başladık yani negatif gibi bir şeyden başladık ve zirveye kadar çıkarttık arkadaşlar 5 soruda. Tabi şöyle bir durum var e, sadece ama sadece 5 soruyla türevi tekrar etmiyoruz biz. Yani türev tekrar yapıyoruz gibi bir şey düşünme. Burada yapmaya çalıştığımız amaçladığımız şey arkadaşlarım sizlere en kolayını da en zorunu da tek bir videoda çeşitli sorularla gösterebilmek. Yalnız hani sadece Türev'den tek video gelmeyecek en az 4-5 tane video gelir zaten benim yazdığım sorularla. Bu arada bu soruları da sevgili arkadaşlarım güzel de bir haber vereyim size. İki tanesini ben geçen seneki AYT kitabımdan aldım ama bu 3 tane sorusu sevgili arkadaşlarım şu an baskıda olan ve birkaç gün içerisinde satışa çıkacak olan 40 soru serisi AYT Matematik video soru kitabından aldım arkadaşlarım. Böylelikle kitabın içerisinden de 3 tane soruyu sizlere daha kitap çıkmadan göstermiş olduk. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.